Evet arkadaşlar, videoya geçmeden önce size ufak bir konuşma yapmak istiyorum. Videoda, yani önceki attığım videoda bana özenti demişler. İşte bilmem ne kanalına özeniyorsun demişler. Şuna özeniyorsun, buna özeniyorsun demişler. Öncelikle şu sonu pekle biten, pekti mi okunuşunu bile bilmiyorum. O kanalı ilk defa duydum. Hani bu kadar doğru söylüyorum. Ben hiçbir YouTube kanalını takip etmiyorum benim kanalım özgün olsun diye. O kanalı ilk defa duydum. O diğer ismi geçen bir tane daha kanal var. Şunlar gitti, siz de ondan gidiyorsunuz falan diye. Onlar da yanlış yerde yani. Onlar da yanlış yere gittiği için ben size köyü gösterdim. Olayın, vakanın yaşandığı köyü gösterdim arkadaşlar. Gittik, eğlendik. Biz eğlence amaçlı gitmiştik zaten. Korkmak için veya şey için değil. Bu arada gitmemin sebebi arkadaşlar onlara özendiğimden veya herhangi bir şeyden dolayı değil. Canlı yayın açmıştım. Canlı yayında biri demiş ki paranormal olaylar çeksene. Hani böyle köylere gidip gezsene demişti. Ben dedim ki Kıbledere vakasının olduğu köye gidelim mi? Canlı yayında bir 500-600 kişilik bir kişi vardı o sırada. Onlar dedi ki abi gidebilirsin, gidebilirsin kardeşim, gidebilirsin falan, yani gidebilirsin dediler. Tamam dedim ben de. O zaman dedim ailemi ikna edeyim ve hep beraber ailecek gidelim. Ben arkadaş çevremle de gitmedim. Ben ailemle gittim. Zaten benim çekim yaptığım hem şey ailemle oluyor. Montaj falan yaparken çok program falan çok kapandı. Aşırı kapandı. Şu an daha montajı anca bitirdim. Çok fazla kapandı program. Bilgisayar kapandı sürekli. Açıldı. Sürekli paranormal olaylar yaşıyorum. İnşallah hani bir şeyler olmamıştır. Bilmiyorum ama korkuyorum. Montajı daha zor bitirdim. Movie Maker'dan yaptım montajı. Çünkü Camtasia bir türlü çalışmadı. Nedenini bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, zaten kameranın şarjı şu an bir diş. Kapatmak zorundayım. Kendinize çok iyi bakın. İyi seyirler dileyim artık. Ne diyeyim yani. Eğer videoyu beğenirsiniz de like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, birazdan evden çıkacağız. Gideceğiz. Şu an çok mutluyum ama dönüşümüz nasıl olacak bilmiyorum. Neyse, inşallah gidişimiz dönüşümüz gibi olur. Neyse, ben biraz hazırlanayım. Ondan sonra işte birkaç eşyayı falan alacağım. Tripodları falan yanıma alacağım. Belki lazım olur ki lazım olacağını sanmıyorum. Ondan sonra bir markette durup fener falan filan alacağız. Biz şimdi nereye gidiyoruz onu da söyleyeyim. Arkadaşlar, Kıbledere olaylarının yaşandığı gerçek yerlerine gideceğiz. Hani çekildiği eve değil, Kıbledere olayının yaşandığı yere gideceğiz. Bu arada Kıbledere bir köy değil. Sadece olayın adı, filmde verilen olayın adı. Biz de bu yüzden böyle hitap ediyoruz. Zaten önceden de bu şekilde hitap edilmiş. Birazdan çıkacağız, gideceğiz. Çıkacağız, gideceğiz yani. Çok korkuyorum. Korkuyorum. Ama bir şey olmaz umarım. Burası gideceğimiz yer terk edilmiş bir köy. Ama o köye gitmeden önce bir türbe varmış. Bir Osmanlı döneminden kalma birinin türbesi varmış. İlk önce oraya uğrayacağız. Orada birkaç arkadaş gitmiş oraya. Kedi sesi duyduğunu iddia etmişler. Bakalım kedi sesi var mı orada bilmiyorum. Gideceğiz, bakacağız. Hani bakacağız yani. Çıkalım yavaştan. Tripod falan alacağım. Ondan sonra çıkacağız. Lanet olsun, şu an aşırı heyecanlıyım. Arkadaşlar, gidiyormuşuz sanırım. Evet. Buradan bir izin alalım, evet. Arkadaşlar iyi misiniz? Gidiyoruz. Sigara var. Bende de var, herkeste var sigara. Ama alalım ya, burada ne olacağı belli olmaz. Bence... Kaç liralık alacağız? 100. Bu şekilde mi araziye çıkacaksınız? Evet. Korkuyor musunuz arkadaşlar? Hayır. Hayır. Arzam'la korkuyor musun? Çok kötü. Yorumlarımız uzunluğa gitmedi. Ah arkadaşlar, yol çok uzun. Git bitmiyor. Ölmeye gidiyoruz. Oley. Videodayım lan. Benzinlik bulun. Çişim geldi. Korkuyor musun Arzu abla? Korkuyorum. Çok mu korkuyorsun? Çok korkuyorum. Arkadaşlar, cennete geldik sanırım. Dışarısı yemeyeceğim. Annemler içeride. Arkadaşlar, şimdi Kipa'ya geldik. Kipa'dan el feneri alacağız. Çünkü el fenerimiz yok. Telefon flaşlarıyla aydınlatacaktık. Onlarla aydınlatmaktan vazgeçtik. Neyse, gidelim. Evet, el feneri de yok. Bulabilir miyiz? 5-6 dakikaya kapanacakmış arkadaşlar. Şu an dakikamız kısıtlı. Evet arkadaşlar, şimdi aldım. Ben kafama bunu takacağım bu arada oradayken. Şimdi bunları da aldık. Kapanmasına çok az var. Hemen yetişmemiz lazım. Bilmiyorum, bakmadım. Ha? Deneyeceğim mi? Gerek yok, çalışıyoruz. Alışverişleri tüm tamamlayıp kasalara yönelmenizi rica ederiz. Anlayışınıza teşekkür eder, iyi akşamlar dileriz. Oh!
Arkadaşlar şu an çok az kaldı. 7 kilometre. 7 kilometre falan kaldı gideceğimiz yol. Gitmeye çalışıyoruz. Bakalım Allah'ın izniyle gidebileceğiz mi? Önce türbe. Önce türbeye tabii. Pisir Hoca Türbesi değil mi bu? Aynen. Aynen Pisir Hoca Türbesi. Eski İhsan Köyü'yle alakalı hiçbir şey yok internette. Yo var, ben buldum. Ben buldum. Orada da cimma arasında mı musallat oluyorlar? Arasına benziyor. Arkadaşlar buranın yolu navigasyonda Arapça Allah yazısına benziyor. Baksanıza. Öyle diyorlar ya Allah. Hadi gidelim. Oğlum giderken böyle gidiyoruz da. Gelişimiz nasıl olacak acaba? Susmuş. Hiçbirimiz konuşmuyor. Senin nasıl olacağını. Eve gidelim. Niye yavaşlamadın lan? Aldım. Bunu yavaşla biraz. Kızım benden hızlı onu kameradan. Gireceksin kahveye. Abiler, amcalar. İstanbul ne tarafta? Onlar da böyle yapacaksın. Karı. Kamera çekiyor kamera. Bilseydik ya beraber bir sorardık adamlara anlattırırdık lan hikayeyi gelsin de. Abi kolay gelsin. Pisili Hoca'nın yeri varmış burada bir yerde. Aman abi Pisili Hoca bu saat olur mu ya? Mezarlık ya orası. Abi gideceğiz işte. Nerede şu an? Vallahi kalkar gelir oraya. Mezarlık orası. He? Mezarlık orasında. Neydi o bir olay varmış. Pisili Hoca. Ne olay ya? He? Ölmüş mü? Pisili Hoca, Kanuni Sultan Süleyman devrinde yaşamış bir insan yani. O gece kalkar abdest alır, yiyir sizi orada. Nerede orası? Ne tarafta? Bu çok ileride, bulamazsınız orayı. Buradan mı gideceğiz? Buradan gideceksiniz ama. Evet. Buradan gittikten sonra çınar ağaçları var sağ tarafta. Hı-hı. Orada sağa sapacaksınız. İlk yolda hemen 20 metre yazıyor sonra sola sapacaksınız. Pisili Hoca diye yazıyor. Birinci, şeyden sonra mı? Birinci mezarlığı geçeceksiniz. İkinci mezarlık. Böyle bir tepe göreceksiniz. Evet. Yani epey yukarıda da. Terk edilmiş bir köy varmış orada. Terk edilmiş bir köyü siz hiç göremezsiniz orada işte. Niye? Çünkü hiçbir kalıntı yok orada. Senleme kadar. O kadar. Pisili Hoca kalkıyormuş gece abdest alıp namaz kılıyormuş. Abi köy kalıntısı yokmuş orada öyle diyorlar. Vardır kalıntısı. Vardır. Yıkılıyor, köy yokmuş diyorlar. Yerler... Ama yolu göstereceğim de şu önde bir araç var. Arkadaşlar şu an az bir mesafe kaldı. Yol karardı. Ne oluyor lan? Camı kapatma bir şey ifade etmez. Anne. Allah'ım ya. Geri çıkıyor. Piknik alanı gibi burası. Buraya piknik alanı. Ay piknik yapalım. Cips de almıştık. Oturun bir piknik yapalım. Arabanın ışıkları açık açık. Amca burası mı? Bir de o kıbledenin çekildiği bakalım. Köylüye bir sorsan Arzu. Hadi iniyoruz. Hadi. Hadi inelim. Dur camı kapayım ben bir. O olay. O tarafa tutarsan ulan, çekerim. Mezarlık mı var burada? O kadar da korkulacak bir şey yok burada. Işıklar ışıklar. Bak üç gözüme tutuyorsun onu. Hiç korkmuyorum. Fenerler hazır mı? Elimizde zaten. Arkadaşlar biz buradan mı ilerleyeceğiz? Nereden ilerleyeceğiz? Amca nereden gidecek? Yo. Hayır burası mezarlığa çıkıyor. Mezarlığa gidiyor zaten ben. Mezarlığa mı? Ben seni dedim ya ben hiç gitmedim mezarlığa. Ben için gerçeğini konuşalım. Amca bizimle bir ilk yaşıyorsun emin misin? Yok bir şey olmaz. Ben çok aşağı... Arkadaşlar kısa bir özet geçeyim. Şu anda Kıbledere olayının yaşandığı yerde değiliz. Sadece bir kalıntının olduğu mezarlıktayız. Buradan sonra da Kıbledere olayının yaşandığı yere gideceğiz. Şurada bak neler var. Her yerde mezarlık var burada. Normal mezarlığın içindeyiz. Orada bir yol yok mu? Ben de tam bununla Büstürbe'ye geldim mi? Yok buradan çıktılar burası. Nereden geldin? Aha burası. Bastığınız yere dikkat edin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Beyler gerilimi hissediyor musunuz şu an? Evet, Pisili Hoca'nın. Çünkü biraz yüksek burası. Furkan, anlatıyorsun şimdi. Şimdi hikaye arkadaşlar, şöyle bir çevireyim kendimi. Ne oluyor? Ses geliyor. Kedisi geceliğin türbeyi koruyormuş. Normal çıtırdaması. Böyle anlatılıyor yani. Ne kadar doğru bilemiyoruz. Kedisi ayrılmıyormuş. Kedisi burada kalıyormuş. Anne orada bir şey var.
Beyler orada bir şey gördüm. Sakin olun. Öf Nayda abla bakma. Şurada zaten yazıyor. Aslında yaşadığı rivayet edilir. Ha. Orada olur, çıkar hepsi. Evet. Okusana Furkan. Tamamdır. Tamam ben aldım zaten onu. Tamam, nereye gidiyoruz? Kim bana arkadaşlar? Bu kadar de bakayım mı? Rahatsız etmeyin bakın. Rahatsız ediyorsunuz şu an. Ses yapmayın biraz. Rahatsız etmeyin bence de. Şu türbeye bir ışık tutabilir misiniz? Bu türbeye. Buradan aşağı ineceğiz. Geri o evlere gideceğiz işte. Şöyle biraz yakından alayım. Kanuni de mi bilmiyormuş ya? Furkan çok hareket etti. Hazan, bir bana dön. Bak kötü bir şey değil bunu. Hazan. Ha? Öğrenme göre. Bana dön. Bu Pisile Hoca hakkında az önce kahveye girdiğimizde söylenti olduğunu söylüyorlar ama Pisile Hoca gece kalkıp abdest alıp hala daha namaz kılıyormuş burada ve bir kedisi varmış. O da miyavlıyormuş. Yani. Yani. Ne derece doğru bilmiyorum. Kedi dediğimiz. Şurayı okusanız hepsi çıkar orada. Evet, orada yazıyor zaten. Ben aldım orayı. Şu an kayıttasın değil mi? Hı hı, kayıttayım. Hacı artık devam etsek mi? Hadi. Furkan, görmemi istediğin yerleri çekersen. Oradan nereye mantıklı gidiyoruz olur. Acaba? Dağın aşağısına iniyoruz. Biz nereye gidiyoruz? Yukarı mı çıkacağız? Geri gideceğiz, geri. Geri mi gidiyoruz? Evet. Evler nerede? Orman. Orası orman. Ha. O ne lan? Anne ya, niye trollüyorsun ya? Seni de korkutuyorlar ha. En çok da Arzu korkuyor. Şu tarafı çek Hazan. Bakın mezarda. Mezarlık. Her kişi burası. Gelen insanı görür. Esselamu aleyküm ehli kubur. Esselamu aleyküm ehli kubur. En arkada benim, sizin kadar korkmuyorum ya. Hazan annem beni sıkıştırıyor. Nasıl görür? Ayak ucundan varır sanki. Öbür gibi hiçbir şey bilmez. Şöyle yukarıdan bulundurum. Şimdi ay, Pisile Hoca'nın evine sanırım gidiyoruz. Pisile Hoca'nın evine gidiyoruz değil mi? Şeye gideceğiz. Köye. Kıbledere olayının olduğu yer. Ne lan? Bir şey yok ya. Abi gördüm, bir dakika. Kafa yiyordu. Işık tutun da biz de görelim. Bir şey yok ki. Bir ışık alabilir miyim ben? Işığın tekini. Işığın tekini alabilir miyim ben? Burada bitireyim. Haberimiz yok. Sadece bu köyden birisi var. O filmde oynayan. Ona gönderdik.
ileride mi çekildi? İleride ya. Abi cevabı var mı burada? Var. Yan tarafta. Ben şöyle biraz olay anının yanına gittim. Işık var ya ellerinde fener var. Fener var. Fener var. Hadi hadi arkadaşım görüşürüz. Siz şimdi Samsun'dan mı geldiniz? Sayılır. Yoldan ve toldan kesin. Hepiniz Samsun'dan geldiniz. Ulan sen öndeyim. Ben herkes giderdi. Gidişte geliyordum her gün oradan. Ya ben de gittim. Arkadaş gecenin üçünde gittim ben deden ona. Arkadaş ya. Deden ona da geçti. Sen oraya gitmezsin ya. Sen bir yalan söyleme. Sen oraya gece gitmezsin. Ya gitmez. Sen gider. Ben giderim. Abi gider. Hayır ben ona avu gittim. Ben giderim. Avu gittim dedemden. Ben saat 3'te orada. Yürü yürü, gittik yavaş yavaş. Sen oraya, gece oraya gittik. Kapatıyorum. Bak, biz gece orada yattık bile. Ona mı taktın? Çok iyi oldu. Arkadaşlar şimdi Kıbledere olayının gerçekleştiği yere gidiyoruz. Eve gidebilirsek hep beraber kalalım abi. Gerçekten. Anne ne hissediyorsun? Ay bir dakika. Çok korkuyorum Furkan. Neden? Aslında korkmuyorum da bilmiyorum ya. Köylülerin anlattığı şeyden sonra korkuyorum. Mesela hocanın orada hiçbir şey. Ben de korkuyorum, durun. Furkan hislerini alalım. Şu an aşırı heyecanlıyım ve flash'ın vermiş olduğu gerginlikten dolayı. Biraz aşağı alayım. Kendimi çok baskı altında hissediyorum şu an. Az kaldı gideceğimiz yere, umarım bulabiliriz. Kimse bulamazsınız diye ama bulmaya çalışacağız tabii. Arkadaşlar hani güldüğümüze bakmayın inanın. Gülmek korku gülmesi yani başka hiçbir şey. Sinirimizden gülüyorsun. Arzu'nun yorumlarını alalım bir de ne olur. Arzu Hanım. Ben yorum yapmıyorum. Ben yorum yapmıyorum. İlayda Hanım yorum yapacak mısınız? Şu an korkmuyorum. Ne yapıyorsun bak? Birbirinizden fazla ayrılmayın. Ay düşüyorum. Gençler kameraman var mı? Kameraman nerede? Buradayım. Sesi duydunuz mu? Evet. Ben bastım ya sadece. Hayır hayır. Şimdi duydum. Furkan. Burası terk edilmiş. Bu olaylardan dolayı terk edilmiş. Gireceksin mi? Hacı yıkılmasın. Ay düşeceğim şimdi dur. Hacı evin içinde ağaç yetişmiş. Bir şey diyeyim mi? Ben nefes nefese kaldım. He? Nefes nefese kaldım. Köylüler dedi burası için terk edilmiş. Burada da bir üç harfli olayı olmuş arkadaşlar. Şu an hani... Ona göre yıkıldığını söylüyorlar. Valla ben bir şey görürsem... Bu en yakın zamanda olan olaylardan biriymiş. Koşarak kaçarım. Haberin olsun. Şu merdivenlerden çık yukarı. Furkan fazla dokunma da. Açma. Düşersek şimdi kafamıza falan... Anne anne! Kaç kaç kaç! Ne gördün lan? Duydun mu o sesi? O sesi duydun mu? Ben anne, duydum. Anne! Anne! Furkan koş al! İyi misin? Kalk kalk! Kalk 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 koş! Koş. Arkadaşlar burada da bir olay yaşanmış. Bir ev daha tespit ettik. Kıbledere tarzı olaylarının yaşandığı bir üç harfli vakasının yani bir ev yani bu da. Burası ambar. Bayağı boş. Ve iğrenç bir koku dönüyor etrafta. O ne lan? Bir şey geçti. Saman var içeride.
Yerde bir şey var şurada. Su şişesiymiş. Şişe var. Sen iyi misin? Ben iyiyim. Bileğim biraz gitti ama. Hani pek fazla izin Oha. Beyler buraya gel. Gel gel gel. Kamera kamera kamera. Az çekilin yolumdan. Kameranın önünü açar mısınız arkadaşlar? İçeride bir şeyler var. İşte burada. İçeri girecek misin? Gireceğim tabii ki. Oraya girme bence. Furkan. Furkan kafana dikkat et ha kanki. Etrafta hiç ev yok. Az orada ip mi var? Ah. Yalnız bir ses geliyor Furkan. Nerede? Furkan. Furkan girme girme. İçeride bir şey var acı. Çık. Oraya kadar gideceğim. Az çık çık. Ama. Çık. Hayır. Önce ben geçeyim. Kamera dikkat et. Kamera dikkat et. Beni bırakıp gitmeyin ha sakın. Tamam arkandayım. Gel kanki. Evet. Şurayı yeri çeksenize. Bu ne lan? Şuraya şuraya. Bir şey kımıldadı sanki. Allah'ım ben çok korkuyorum. O neydi oğlum? Allah'ım. Evin üst tarafına çıkıyoruz. Burada bir işte bir şey var. Ve kapı kilitli. Kapı kilitli gerçekten. Şömine. Girsek mi? Girsek mi? Yok. Çöker aşağı düşer çökebilir miyiz? Furkan düşersin. Anın. Durun gençler, çok fazla yüklenmeyelim buraya. Ben düşersem falan sağlarsınız. Furkan düşersin. Furkan yıkılacak şimdi. Furkan! Şeyler düşüyor. Arkadan ses geldi. Arkadan değil, yukarıdan geldi. Furkan. Heh. Burası komple terk edilmiş arkadaşlar. Kimse var mı? Biz dostuz. Dostuz. Bir şeye bastım. Dur. Şşt, az sessiz. Çık köpek. Dur köpek var. Aşağıda köpek aşağı. Şuraya bakın. Ben az önce gördüm. Köpeği az önce gördüm. Kocamandı. Oğlum nereye kaçıyoruz biz? Furkan sahipli mi? Bilmiyorum. Ben çıkamıyorum. Nasıl bir köy burası ya? Burası da boşalmış mı? Boşalmış. Ha? Boşaltılmış burası da. Hani? Tek bir insan yaşamaz mı ya köyde? Kapısı açık. Hayır girme. Girelim. Ben bak niçin biz bu yoldayız? Oğlum başımızı belaya sokacaksınız. Akşam. Ne? Gölge bizim gölgemizmiş. Ne oldu onlara? Düştüler mi? Arzu iyi misin? Az daha düşüyordum. Allah korusun. Furkan bir şey geçti. Yerde bir şeyler var ha. Gerçekten. Yerde bir şeyler oluyor. Bak burası daha yeni terk edilmiş. Bir şey söyleyeyim mi size? Yapılmış o olaylardan sonra. Sizi duydunuz mu? Ha? Vallahi burası yeni, bak yeni gitmişler. Hani dedikleri o şeyin dediği, adamın dediği ev burası Furkan. Aynen. Yeni yapılmış. Ve yapıldığı gibi de terk edilmiş. Hadi çabuk. Çık. Yeri mi yürüyor? Biz varız, 3 kişi burada. Dur, sakin. Sakin. Tamam, kayma, kazan. Dur. Beni bırak, kamerayı kurtar. Furkan. Kayarsınız, dikkat edin. Diğer yol var, bir tane daha buranın yolu var. Oraya girelim yine. Öbür eve de bakalım. Aynen. Yemin ederim kalbim sıkacak şimdi. Anlatmıyor. Köy burası ya.
Adı bile... Bir insan olmaz mı burada ya? Hayır, onu bırak, adı bile bilmiyorum. Adı yok lan köyün. Bence burayı ilk kez bulduk. Kırmızı bir yer yok. Neyse. Bu ne bir şey? Allah. Çatır çutur, çatır çutur yürüyor. Bak az sessiz olun, dinleyin. Köpektir ya. Değil. Bak, bak dinleyin. Köpek deyin köpek. Köpektir köpek. Ya değil diyorum, köpek değil. Hani arkada da bir yürüyor. Nerede? Bak şimdi. İşte ben onu gördüğüm için kaçtım aşağı. Düşüyordum Allah az daha. Allah belanı ver. Tüylerim diken diken oldu. Bir şey var. Orada bir şey var. Bak bak bak. Hani be. Evet. Kara duruyor. O ne lan? O ne oğlum? Kedi falan değil ha o. Gördünüz mü? Sadece ben biliyorum. Yukarı yukarı. Çık 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 çık. Orasına doğru çıktı. Aa gidiyor. Oğlum kamera görmüyor ki ya. Lan abi kamera görüyor mu? Odakla. Gitti kayboldu. Aha sesi duydunuz mu? Evet duydum. Çığlık mıydı o ya? Arkada yürüyor. Yürüme sesi. Orada biri yürüyor. Hacı yukarıda da bir şey vardı. Onu ben görmedim. Onu ben pek ben görmedim. Ben de gördüm. Ben gördüm ben. Gördüm bizzat. Bak yine bize doğru bakıyor sanki şurada ağacın altında. Şuradan şuraya doğru gitti yukarıya doğru. İşte tamam. Aha. İşte. Aha bir şey geçti. Bir şey geçti. Şuradan bir şey geçti. Yemin ederim boşuna terk etmemişler. Gerçekten boşuna terk etmiyor. Şuraya çıksak ya şu şuraya taraf. Çıkalım. Şurada da var. Arabayı kilitle. Araba kilitle. Arabayı kilitle. Araba. Arzu üşüyorsan biraz hızlı hareket edersen. Marketleri falan bile bırakmışlar. Marketleri bile kapatmışlar. Aynen. Baksana zincir var. Kaçmış buradan. Bir köpek düştü aslı peşinde. Anne yapma ben korkuyorum. O kadar hastayım senin. Şu cin macera. İlacım yanımda bak, değil. Aha bak burası da terk edilmiş. Görüyor musun? Hep taş ev ve taş evlerin hepsi terk edilmiş. Bir daha gördüm kamera. Yemin ederim bak burada terk edilmiş. Kameranın önüne geçmeyin. Yol verin. Az önce ses gelen yer burası. Evet. Allah'ın bambu sopası var burada. Ne işi var lan? Kaçırmayın sakın. Oha! Ne oldu be? Abi ciddi misin ses siz? Ses geliyor. Ciddiyim. Çekil. Gel gel oğlum. Ne çekil şuradan. Oha. Anam. Düşeceğim dur. Aşağı aşağı. Tamam. Hayır, evin içine girmeyeceğiz mi oğlum? Belki gerek var mı? Abi çok fazla şey oluyor yalnız. Boş verin en fazla ne olacak ki? Ne olur ki yani Arda? Arda en fazla ne olur? Bu ne lan? O ne abi? Bu bıçak. Oha satır. Ne bu? Yok kemer. Daha önce işte bunlar da yaşanmış bunlar. O ev... Tamam. Hadi çıkalım artık. Yeter. Zorlama, zorlama. Yeter. Zorlama, zorlama. Yeter. Yeter, 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 yeter. Abi yani var ya. Düşmeyin. Şansımızı zorlamasak iyi olur bu gece. Bence de. Ama ne olursa yolda devam edelim. Yeter artık titriyorum ya. Gel hadi artık titriyorum gerçekten. Korkuyor musun? Hazan niye korkuyor musun? Ne korkacağım oğlum? Stres yaptırıyorsunuz insana. Abi burası bayağı terk edilmiş. Şu köpekler beni gerçekten uyuz etti artık. Yukarıda ne var ki? Bak oradan kapı açık. Yalnız acayip bir koku var. Kokuyu alıyor musun? Furkan nereye gidiyorsun? Bilmiyorum burada bir şeyler var. Kötü şeyler dönüyor. İyi de bir şey söyleyeyim mi? Buralar ormana doğru çıkıyoruz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Nasıl korkmamış abi ya? Nasıl ev yapmışlar buralara? Bu ne abi? Soğan mı? Geri dönün. Hayır.
Hadi dön geri. Furkan. Şuraya ışık tut, ışık tut. Değil mi? Ya ben artık merak etmiyorum. Ben kendimi artık şizofreni sanacağım. Ben gördüm Furkan. Burası ama gel yani adı geçen yerlerden biri. Bence girme bak, 20 numara dediler gelirken hiç girme. Geliyorum. Hadi gel. Bismillahirrahmanirrahim. Girdim. Burada bayağı önce terk edilmiş bence. Yok, burasının olayı zaten yeniymiş, bir 10 yıla kadar işte yani. Yeni de bir 10 yıl. İçeriden kilitledim onu. Burası büyük bir evmiş. Tel. Korktum. Odalar var. Kimse var mı? Ne arası Furkan kimse Allah aşkına. Herkes işte. Hacı ben buraya girmem. Girmem. Hani gerçek anne hayır. Ne anne olmaz. Çok korkun. Aşkım oldum şimdiye kadar bir şey. Oha. Abdest olup geldim Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Yatak var. Nasıl kaçtılarsa artık yataklarını bile bırakmışlar. Ya çökerse biraz eski bir ev. Baksana şuraya bak. Altı da var ya, bunun altı boş. Hazar şuraya gel. Bunun altı boş, bunun altında gizli yerler var. Bak orası ne acaba, dolap mı var mı? Nasıl bir evmiş değil mi lan? Kutu falan bir şey açmayın. Bunları açmayın demişlerdi ama. Açma. Lan açma. Soğuk geliyor lan buna. Esintiyi duydun mu? Kapat şunu, kapat. Kapat şunu. Onların, yaşayanların hani o şeylerin yaşadığı yerler. Şunlara bakın. Şu arkadaki o, şu kapalı yer mi? Onu bilmiyorum. Ya kapalı yerleri açmayın dediler. Bize neden? Ben yaptım ben. Dur ne lan. Ne korkuyor, ben yaptım. Annem tekme attı. Kapıyı açmak için. Kapı açmak için tekme attım. Aç, ittir. Hacı açılmıyor. Oraya. Arkada bir yer var. Ha bak, ateş yanmış burada yeni. Ha? Ateşin şu olduğu yerde olurlar. Yaklaşma. Bence oraya hiç girmeyin. Gel. Şuraya baksana. Ses duydum. Bir de şurası kaldı. Ne orası? Tuvaleti banyosun acaba? Banyosun. Yemin ederim ben çok kötü hissediyorum. Ha. Hadi gidelim ne olursunuz. Ben gidiyorum zaten. Gidelim mi artık? Arkadaşlar, burada şey olmuş, yine aynı bir kız vakası var. Yürümeyin. Dışarıda anlat, gözünü seveyim dışarıda anlat. Fantezi bu. Evet, burada bir kız vakası olmuş. Bu arada önümü göremiyorum. Aynı şekilde hani kıble deri olaylarından birinin musallat olduğundan sonra çıkan mevzular. Bu da bir yaklaşık 10-15 yıl önce terk edilmiş bir yer. Bize bahsedilenler böyleydi. İçerideki dolapları açmamız söylendi. Açık kapalı olan kapıları falan da açtık. Umarım herhangi bir şey başına geri gelmez. Kapat şunu da. Bir kapı daha var yalnız. Şunu geri kapat. Ben şu kapıyı kapatacağım acı. Aman diyeyim. Kapat şu kapıyı. Yalnız bak şu arkadaki kapı şeye gidiyor. Bu evin altına gidiyor bak. Bu evin altı var. Bu evin Bu evin altı var. Bu evin altına gidiyor. Ama oraya çıkamayacağız. Bir de arka bahçesi var bu evin kocaman. Anlatılanlara göre burası 20 numaraydı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden çıkalım. Bence de çıkalım artık. Lütfen çıkalım. En son ben çıkayım. Çık. Kaslı kollarıyla. Evet arkadaşlar, şimdi terk edilmiş bir şeye geldik. Burası bir tesis. Köyün çıkışında bir tesis. Terk edilmiş, tamamen kapatılmış. Artık köyden çıkıyoruz. Çünkü gerçekten çok tırsmaya başladım. Hani gerçek anlamda çok kötü olaylar döndü. Bilmiyorum yani ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an yavaştan gideceğiz. Artık burada videonun sonuna geliyorum. Zaten şu ağzıma buhar çıkıyor. Çok soğuk, hava da çok soğuk. Dondum. Tekerinde de eldiven yok. Telefonu kullanmak için orada. Neyse. Şimdi bitti yani, bu kadardı. Yapacak başka bir şeyimiz kalmadı. Size söz verdiğim gibi geldik, o köyü gördük. Aslında bu tek bir ev değildi. Yani dediğim gibi bir köy vakasıydı. Ve diğer videolarda da bunu tek bir ev olarak göstermişler. Yok işte imamenevi falan filan. Hadi bakalım. Evden ne bekliyorsunuz? Neyse. Güzel. Yani şurada da bir kavak ağacı var. Onu da çeksene. Kavak ağacı. Büyük mü? Ne bu? Kavak ağacı mı? Bilmiyorum. Bir ağaç var orada kocaman. Yani burası komple böyle yıkılmış arkadaşlar. Artık yavaştan arabamıza geçeceğiz.
bring your mother, bring your mother, bring your mother, bring your mother.